Serdar Akyüz ben. Özel Ünit Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı olarak çalışıyorum. Sıcak havalarda kalp krizi riski daha yüksek. Çünkü sıcak havalarla beraber su kaybı daha fazla miktarda oluyor. Terlemeyle hastalarımız su kaybediyor. Yeterli sıvı almadıklarında kanın sıvı kısmı azalıyor. Bu da kanda koyulaşmaya, içindeki şekilli elemanların göreceli olarak daha fazla olmasına ve akışkanlığın azalmasına sebep oluyor. Bu akışkanlıktaki azalma da kanda pıhtılaşmaya sebep olabiliyor. Bu nedenle kalp krizi riski artıyor. Peki bir de ekleyecek olursak sıcak havalarda bir de sigara içen vatandaşlar var. Sıcak ve sigara bir araya geldiği zaman. Tabii riski katlayarak artırıyor. Sigara zaten kalp damar hastalıkları için ciddi bir risk faktörü. Türkiye için özellikle en önemli risk faktörlerinden birisi. Beraberinde sıcak havalarda işte bu demin bahsettiğimiz kanın sıvı kısmının azalması ve koyulaşma nedeniyle zaten bir pıhtılaşma eğilimi var. Sigara içerisindeki bir takım maddeler de gene kanda pıhtılaşma eğilimini artırıyor. Bu nedenle sigara ve sıcak havaların birlikteliği kalp krizi riskini daha da fazla artırıyor. Sıcak havalar ve sigara en az 3 kat riski artırıyor. En az 3 kat artırıyor. Çünkü sigaranın kendisi zaten bir risk faktörü. Ciddi anlamda kalp damar hastalıkları ve kalp krizi riskini artırıyor. Sıcak havalarda en az 10'un kadar riski artırıyor. Onun için birkaç kat risk artışını söylemek mümkün. Sigarayı bırakın diye tavsiye edeceğiz tabii. İlk tavsiyemiz bütün hastalarımız için, sigara kullanan herkes için sigarayı bırakmaları yönünde. Tamamen bırakmak, tamamen kesmek gerekiyor. İşte bazı hastalarımız azaltmayı düşünüyorlar ya da azaltarak bırakayım. Azaltarak genelde bırakılmıyor. Çünkü o nikotin bağımlılığı beynimizde sürekli yer etmiş bir şey. Vücut sürekli onu istiyor. O nedenle biraz iradeli olmak lazım. Biraz bu konuda inatçı olmak lazım sigarayı bırakabilmek için. Bazı hastalarımızın sigara alışkanlığı dudak tiryakiliği aslında. Nikotin bağımlılığından çok ağız alışkanlığı. Bunun için de İşte başka yöntemler bulmak gerekiyor. İşte sakız çiğnemek gibi, işte sağlıklı çerezler var. İşte ceviz, fındık, badem gibi. Bunlardan sigara aklına geldiği zaman birkaç tane ağzına koyup işte ağzını en azından meşgul etmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde sigaraya karşı bırakmaya yönelik bir takım önlemler alabiliriz. Hiçbiri olmadı. Sigara bırakma için güzel şu anda piyasada olan Sağlık Bakanlığı'nın da desteklediği sigara bırakma polikliniklerinde ücretsiz verdiği sigara bırakma ilaçları var. Bunları da gene bir ön muayeneden sonra yani kalp muayenesinden sonra hastalarımıza tavsiye ediyoruz ve kullanmalarını öneriyoruz.